Mesela İttihad-ı İslam kavramı nerelerde kullanılmış, nasıl kullanılmış, ona dair hemen yerlere bakıyorum. Gerçekten sadece eski Said'le mi sınırlı? Yeni Said döneminde Emir daha 1'de 3 yerde kullanmış. 2'de 13 yerde kullanmış. Tarihi hayatta 10 yerde kullanmış. Şimdi Emir daha 1 biliyorsunuz 1947, 44 ile 47 arasında. Değil mi abi? 44 ile 47 arasında yazılmış. Yani orada bilhassa şeyden sonra 46'da ilk seçimler yapılıyor. O seçimden sonra bakıyorsunuz işte Halk Fırkası'na yazmış olduğu mektuplar, siyasetçilerle ilişki. Siyasetçilerle ilişki benim için burada bir siyaset bir kere. Başta da bunu ifade etmiştim. Benim buradaki Nursi'nin de hayatında, ifadelerinde bunu görüyorum yani. Şimdi İttihad-ı İslam'a dair burada ne demiş mesela? Emir Dağ 1'de sayfa 269'da şöyle bir ilginç bir ifade var. Diyor ki herhalde inkişafa başlayan İslam birlik fikri ve İttihad-ı İslam siyaseti Risale-i Nur'u kendine bir kuvvet, bir alet yapmaya çalışacaktı ve bizleri siyaset-i İslamiye bakmaya mecbur edecekti. Halbuki Risale-i Nur'un mesleğindeki sırrı ihlas, iman, Kur'an hakikatlerinden başka hiçbir şeye alet tabi olmadı. Ya burada ilk dönemde aslında Nursi'nin yani çok ciddi mesafesini koruduğunu görüyoruz. Mektup yazıyor, siyasetçi Halk Fırkası'na yazmış. Hatta Emir Dağ 1'in sonlarında hatırlayacaksınız Reis-i Cumhur'a yazılan istilanın zeylidir diyor. Yani İnönü'ye göndermiş olduğu bir mektup. Şimdi orada aslında 5 makama gönderilmiş diyor. Ondan meclise, hükümete vesaire ve bilhassa en nihayetinde Emir Dağ 1'in sonunda, çünkü 47'de biliyorsunuz demokratlar daha yok, Celal Bayar daha reis olmamış yani. Şimdi Nursi burada ya bazı mektuplarla kısmen bir temas kuruyor ya, iltimas var. Burada tekrar işte aslında o biraz daha halet ruhunda geri çekilme, gitgeller yaşıyor yani. Aslında tam da o senin bahsettiğin mektup şualarda ve tarihi hayatta geçiyor. Aynı mektup, bir mektup yani. O bütün tarihi dünya olan Said arzusu. Dolayısıyla orada bakıyorsun 1950'deki hapishanede, Afyon hapisinde zirve yapmış yani. Ama kaderin cilvesi yani bu hani biz tespiti yapıyoruz yani. Burada yorumdan ziyade bunu nasıl yorumlandırırız o ayrı mesele. Ama tekrar bakıyoruz çıktıktan sonra çok daha yoğun bir şekilde siyaset dünyasına yönelik vatan noktasında, İslam noktasında, Kur'an noktasında neler yapılabilir fikirlerini paylaşmış yani. Veya bazı tenkitlerde mesela ırkçılık bu vatanı ifsad etmesin. Bu kadar bu işte 5 milyon Kürt var, 70 milyon Arap var, 100 milyon işte Fars var, İran var, Hint var diyor ya. Ta ki o kuvveti, muhabbeti temin etsin gibi. Yani kalbi demek, şefkati demek o alanda müsait olunca o hadiselerde yani sonuçta hayat devamlı bir gitmiyor yani. Mevsimlerin değişmesi gibi insanların da değişimi oluyor mu? Oluyor yani. Kaderin sevkiyle bakıyorsunuz. Burada tekrar bir ilişki, yüksek bir ilişki, yoğun bir ilişki geliştiğini görüyoruz. Şimdi şeye geldiğimizde mesela bu Mehdi ve cemaatinin 3 tane vazifesini sayarken 3. vazifesinde yine İttihad-ı İslam'ı daha bu sefer merkeze alıyor. Bakın diğerinde hatta siyaseten belki Risale-i Nur ve Risale-i Nur da kullanılabilir burada diye çekiniyor mesela. Yani İttihad-ı İslam'ı sağlama noktasında aman Risale-i Nur'da bir alet olmasın mı gibi orada kaçındığını müşahede ediyoruz. Ama Nursi'ye bu sefer geliyoruz. Eğer gerçekten biz buradaki araçsal, pragmatist bazı şeyler var mı yok mu dersek ve sonraki dönemlerde Nursi bunlara işaret ediyor ve hatta kullanıyor. Mesela Ayasofya'yı çevirin diyor 10 kat daha kuvvet alacaksınız. Yani bu nedir? Tamamen bir siyasi partinin oy kaygısını aynı zamanda teskin etmektir. Bakın endişe etmeyin. Siz bakın Ezan-ı Muhammed ile bu kadar oy aldınız. Aklınız varsa eğer gerçekten her parti aynı zamanda oyu da düşünür. O zaman bu şeref kime nail olacaksa buyurun meydan ortada. Bunu siz ifa edin yani deyip önünü açıyor yani. Eğer biz burada meseleyi yani ben biraz daha gerçekçi olduğuna, aynı zamanda yani zaman mekanın maslahatı neyse, işin ruhunda bir sorun yok. O araca bina edilebilir. Bugün hatta aklıma şu geldi. Mesela diyor Hınzır'la düşünün bir ayı diyor şey yapıyor. Yani Hınzır seni ayı diyor seni boğacakken veya tersi de olabilir. Tam hatırlamıyorum. Eski Sünihat'ta geçiyor galiba. Tam o arada diyor seni boğacakken diyor baktın diyor işte Hınzır geldi ayıya dalaştı. Öyle mi? Hütüphane sistem abi. Ne yaptı? Sana vesile oldu yani. Seni ondan kurtarmış oldu. Sevinirsin diyor bir nevi yani. Hani bu manada uluslararası dengeleri de nazara vermesi,
ki olan bence de olması gereken o. Kendi kendimize hayalci, ütopik bir dünya kuramayız. Eğer siz dış dünyayla temas içine girecekseniz, ortaya bir şey koyacaksanız, bir proje, bir düşünce, bir fikir arz edecekseniz, bunun gerçeklerle, eşyanın tabiatıyla muvafık olması gerekiyor yani. Evet. Şimdi İttihad-ı İslam'ı burada çok daha merkeze alıyor. Bu sefer bakın, o söylediğinden daha farklı bir yere geliyor. Bu sefer İttihad-ı İslam'ı ciddi bir şey olarak gösteriyor. Yapmamız lazım. El birliği içinde olmamız lazım. İşte mesela Pakistan'la şeyle olan mektubunda mesela çok güçlü vurgulamış burada. Pakistan demokratlar Pakistan'la Irak'la bir şey yapıyor. Bağdat Paktı var değil mi? Pakt imzalanıyor o dönemlerde. Bediüzzaman diyor ki sizin bu defaki Irak ve Pakistan'la pek kıymetli ittifakınız. İnşallah bu tehlikeli ırkçılığın zararını def edecek ve 4-5 milyon ırkçıların yerine 400 milyon kardeş Müslümanları ve 800 milyon sulh ve musalameti umumiye şiddetle muhtaç Hristiyan vesaire dinler sahiplerinin dostluklarını bu vatan milletine kazandırmaya tam bir vesile olacağına ruhuma kanaat geldiğinden size beyan ediyorum. Bakın şu ifadelere bakın. Yani bir şeyi gösteriyor, bir sürü sorunu çözecek bir merkeze oturtuyor yani. Siz diyor bu ittifaklarla Pakistan ve Irak başta olmak üzere tabii diğer İslam dünyasındaki devletlerle de olan işbirliğini geliştirmek. Bunlar hepsi adeta bayram diye ifade ediyor aynı zamanda. Cemail-i Müttefika-i Arabiye diyor mesela. Bir nevi bayram diye ifade etmiş yani. Dolayısıyla İttihad-ı İslam sadece eski Said'in eserlerinde bir hayal, bir mazi değil. Bu son dönemlerde 45 ile 60 arasında en az baktık yani Emirdağ 1'de kaç yerde geçiyor, Emirdağ 2'de onlarca yerde geçiyor. Çok daha merkezde, çok daha aslında önde bir tabir. Evet. Mesela bu, şurayı da okuyayım. Böylelikle hani tam İttihad-ı İslam manası daha şey olur. Yani var mı yok mu dediniz ya, onun için aslında çok yerler var ama bir yer daha okuyayım, onunla iktifa edeyim. Diyor ki, üçüncü vazifesi inkılabat-ı zamaniye ile çok ahkam-ı Kur'aniye'nin zedelenmesiyle ve şeriat-ı Muhammed'in aleyhissalatü vesselam kanunları bir derece tadile uğramasıyla, o zat bütün ehli imanın manevi yardımlarıyla ve İttihad-ı İslam'ın muavenetiyle ve bütün ulema ve evliyanın ve bilhassa Ahl-i Beyt'in neslinden her asırda kuvvetli ve kesletli bulunan milyonlar fedakar seyitlerin ittihaklarıyla o vazifeyi uzmayı yapmaya çalışır. Yani İslam dünyasındaki zulmü biz nasıl kaldıracağız? İslam dünyasındaki 3-5 tane örgüte mi teslim edeceğiz? Avrupa'da, Birleşmiş Milletler'de beşer diyelim ki tecrübelerle ilerleyip kurum kuruluşlar geliştirmişler. Güzel modeller var aslında. Bunlar İslam dünyası söz konusu olduğunda niçin olmasın yani? Biz şimdi acaba şeyde ne olacak? Efendime söyleyeyim Arakan'da ne olacak diye sadece birilerinin gözüne mi bakacağız? Aman işte şurada ne olacak diye ona mı bakacağız? Yani İslam dünyasının siyaseten bir araya gelmesi kadar, İslam birliğinin tesisi kadar zaruri bir şey yok diye düşünüyorum. Bediüzzaman'ın o fikri son dönemlerde yine aynı şeyini korumuştur yani. Geçerliliğini korumuştur diye düşünüyorum.